Şelfen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ ile yapılan bayan örgülerinde kullanabileceğiniz hem çabuk üreyen hem de kolay bir model anlatmak istiyorum. Öncelikle orta kalınlıkta elimde bulunan gül kurusu ipim var. Onu kullanmak istiyorum. 1 numara 1.9 mm'lik de tığ ile yapıyorum. 4 ve katlar olarak öncelikle istediğiniz uzunlukta zincirinizi ayarlamanız gerekiyor. 4 ve katlarını çektikten sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Elimle tuttuğum noktaya batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi üçlü trabzan şeklinde kapatıyorum. İlk sırayı yan yana her zincire bir kez batarak üçlü trabzan şeklinde ön hazırlık yapmamız gerekiyor. Her 4 trabzan bir model için yeterli olacaktır. Trabzanlarınızı ayarlarken de ilk başlangıç sırasında 4 ve katlar olarak ayarlamanız gerekiyor. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu bölüm isterseniz üçlü trabzan yerine ikili trabzan şeklinde de yapabilirsiniz. Bu şekilde bir sıra üçlü trabzanımı tamamlıyorum. Bir sırayı tamamladım. Şu şekilde sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane trabzandan bir tane model oluşuyor. 4, 4 şeklinde 4 ve katlar olarak trabzanlarımızı bir sıra ayarlıyoruz. İkinci sıraya geçtiğimiz zaman devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Şimdi burası zincirimin devamı olduğu için burayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzana batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi zincirimin içerisinden geçerek kapatıyorum. Tekrar 15 tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi zincirim içerisinden geçerek kapatıyorum. Tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Tekrar 15 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimi batıyorum. Tekrar 15 tane zincir çekiyorum. Örgümün son bölümüne şekilde batıyorum. Aldığım ilmeğimi zincirimden geçirerek tamamlıyorum. Örgümün ikinci sırasını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi bir sonraki sıraya geçerken 7 tane zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Şimdi örgümüzün püf noktası burada. Buradaki 15 zincirle çektiğim deliğimi şekilde baş parmağım arka tarafından tutuyorum. Bir defa vuruyorum. Ve gördüğünüz gibi 8 şeklini alıyor. Boşluğuna giriyorum.
Buradan aldığım ilmeğimi sık iğne örüyorum. 1. Bir kez daha boşluğa giriyorum. 2. Bir kez daha boşluğa giriyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. Diğer modelime geçerken arada bir tane zincirim var. İkinci boşluğuma geldim. Burayı şu şekilde bir defa ortasından tutuyoruz ve vuruyoruz. Gördüğünüz gibi burası 8 şeklinde oluyor. Ortadaki boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa ikinci sık iğnemi yapıyorum. Aynı boşluğa üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Bir sonraki modele geçerken bir tane zincir çekiyorum. Burayı şekilde tepesinden tutuyorum. Ortasından bir defa vuruyorum. Boşluğuna girerek bu boşluğun üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde üstünü doldurarak devam ediyoruz. Bir sonraki modele geçerken bir tane zincir çekiyorum ve aynı şekilde buradaki deliğimi bir kez çevirerek vuruyorum. Deliğine rastgele giriyorum, herhangi bir yere batmıyorum ve 3 tane sık iğne dolduruyorum. Bir tane arada zincirim var. Son boşluğuma geliyorum. Bunu da aynı şekilde bakın bir kez çeviriyorum ve boşluğuna giriyorum. 1 2 3 tane sık iğne dolduruyorum. Bu şekilde bir sıra sık iğne doldurarak deliklerimizi çevirerek vurmuş olduk. Örgümün sonuna geldiğim zaman 1 2 3 defa ipimi doluyorum. Zincirimin başlangıç kısmına trabzanlarımın tepesine batıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi 1 2 3 4 5 defa da kapatıyorum. Bu örgümüzün kenar kısmını oluşturacağı için burayı kendi elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre ayarlamalısınız ve bu kenar kısmı büzülmeden devam etmesi gerekir. Burayı tamamladım. Sonraki sıraya geçtiğim zaman 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Burası zincirime ait olduğu için 3 tane, bakın burada boşluğa girdiğim sık iğnem var. Bu sık iğnemin ilkine giriyorum. 1 2 3 defa da trabzanımı kapatıyorum. Başını doluyorum, hemen yanına batıyorum. İkinci trabzanımı da 3 defa da kapatıyorum. Son sık iğnemin arasına giriyorum. 3. trabzanımı yaptım. Buraya deliğimin üzerine 3 tane sık iğnemin üzerine 3 tane trabzan yaptım. İki modelimin arasında bir tane zincir çekmiştim. Bunun da aynı şekilde bakın arasına batıyorum. Ve 4. trabzanımı da aradaki zincirimin üzerine yapıyorum. Devam ediyorum. Deliğimin üzerine gelecek şekilde önce 3 tane trabzan yapıyorum. Yani ilk başlangıçtaki burada işlemleri tekrarlamış oluyoruz. Örgümüzün tekrar başına dönmüş oluyoruz. 3 tane trabzanımızı deliğimizin üzerine gelecek şekilde yaptık. Dördüncüyü ikisinin arasında bir tane zincir çekmiştik. Oraya batarak yapıyoruz. Dördüncüyü ara boşluğunu yapıyoruz. Ara boşluğuna bir tane trabzan yaptım. Son modelime geldim. Üzerine 3 tane tekrar trabzan yapıyorum. Dördüncü trabzanımı bu kenar zincirinin üzerine batarak yapıyorum. Şimdi tekrar buradaki bölümü tekrarlıyoruz. 15 tane zincir çekiyorum.
örgümü ters çeviriyorum. Burası zincirime ait olduğu için 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Aldığım ilmeğimi zincirimden geçirerek kapatıyorum. Tekrar 15 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4.'ye batıyorum. Bu şekilde aradaki boşluğumuzu tekrarlayarak devam ediyoruz. Aradaki bu zincirli bölümler nedeniyle örgümüz çok çabuk ilerleyen hem de farklı görünen bir yapıya sahip. Şöyle göstereyim. Her iki tarafını da kullanabilirsiniz. Her iki tarafı da aynı görünüme sahip. Etol şal veya yelek gibi örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.